Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü yürüyüş rotamız Nüzhetiye Şelalesi. Kocaeli ilinde Gölcük ilçesine bağlı olan Nüzhetiye köyünden ilerleyeceğiz. Aşağı yukarı 5 kilometre mesafemiz kaldı yürüyüş parkuruna gelmemiz için. Yürüyüş rotamız 4,8 yaklaşık 5 kilometre gidiş dönüş olmak üzere. Evet, Panayır köyünden çıkmış olduk. Şimdi Nüzhetiye köyüne doğru ilerliyoruz. Yol 3'e ayrıldı. Direkt karşımızda Nüzhetiye tabelası var. Bir de Böcekli diye bir tabela var. Buradan aşağıya iniyoruz. Evet, yürüyüş parkuru Nüzhetiye köyünün merkezinden başlıyor. Buradan ilerleyecek. Buradan itibaren 4 kilometre. Buradan da gidebiliriz. Girişine kadar da araçla gidebiliriz. Biz araçla gidiyoruz şu an. Evet, Nüzhetiye Şelalesi'ne ulaşmak için Şelale Restoran'ın önüne kadar geliyoruz. Beton bir yol var. Şelale Restoran'ın buraya aracımızı bıraktık. Bakın. Şelale Restoran'ta da dinlenip kahvaltı yapma ve yemek yeme şansımız var. Şelale Restoran, alabalık, ızgara, kahvaltı. Şelale Restoran'ın girişinin hemen sol tarafında patika bir yolumuz var. Aşağı toprak bir yol. Buradan ilerleyeceğiz. Gölcük Şelale tabelasını izleyerek buraya kadar geldik. Bu yoldan itibaren ilerleyeceğiz. Direkt giriş kapısının sol tarafında. Yürüyüş rotamızın sağ tarafında dere akıyor. Bu dereyi takip edeceğiz. Derenin başında şelaleye ulaşacağız. Çok güzel küçük küçük şelaleler oluşmuş. Evet, yürüyüş esnasında dere içerisindeki kayaların yosun tuttuğunu görüyoruz. Ve küçük küçük su birikintileri ve şelalelerin olduğunu görüyoruz. Burada da bir tane küçük şelale var. Dere geçişleri çok olan bir parkur. Aslında 10 yaş altındaki çocuklar için çok da ideal değil. Tedbirli olmak lazım, güvenlikli olmak lazım. Ve bağcıklı bot kullanmak lazım. Yine bir dereden karşıdaki patikaya doğru geçeceğiz. Çok güzel bir atmosferi olan doğa yürüyüş parkuru. Yazın Temmuz'da bile serin. Yosun kaplamış taşlar. Dereyi takip ediyoruz. Dere eşliğinde küçük patikalar var. Patikalardan ilerliyoruz. Evet, bir dere geçişi daha yapıyoruz. Yürüyüş şu yarısı dere geçişlerinden oluşuyor ve ileride bir şelale var. Bu şelalenin solunda bir ip var. O ipe tutunarak yukarıya tırmanacağız. Evet, yürüyüş esnasında böyle bir küçük şelaleyle daha karşılaştık. Asıl şelaleye doğru gideceğiz. Bu şelalenin sol tarafında görüyoruz ip var. Bu ipe tutunarak yukarıya çıkış yapacağız. Evet, ip çıkışı yapacağız buradan. İple çıkacağız. İple çıkmamız gerekiyor. Belli bir noktaya kadar. Hemen sağ tarafta şelale var. Güvenliğimizi de almamız lazım. Evet, daha şelalemize çıkış yapan iki tane yürüyüşçü görüyoruz. İple beraber belli bir noktadan ipe sarılarak çıkıyorlar. Güvenlik için dikkatli olmak lazım. Evet, büyük şelaleye yaklaştık. Şuradan ucunu görüyoruz. Yukarıdan çağlıyor. Bakın şimdi geçeceğiz bu aralardan ve oraya ulaşacağız. Evet, Nüzhetiye Şelalesi'ne ulaştık. Derin bir kanyonun içerisinde sağda solda iki büyük kaya bloğu var. Bloğun üstünden çağlıyor. Evet, Nüzhetiye Şelalesi'ne geldik. Şelaleyi görüyorsunuz. Enfes, muazzam. Yalnız buraya biz küçük çocukla geldik ama 10-12 yaşından küçük çocuklarla gelmemede fayda var. Çok fazla dere geçişi var, iple çıkma yerleri var. Geldiğimize değdi.